Merhaba dostlar. Kimdir'e hoş geldiniz. Naci Ağbal kimdir? Naci Ağbal 1 Ocak 1968'de Bayburt'ta doğdu. Evli ve iki çocuk babası olup İngilizce bilmektedir. 52 yaşındaki Türk bürokrat, siyasetçi, Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak görev yapmıştır. 7 Kasım 2020 tarihli resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanmıştır. Maliye Bakanlığı görevini 2015-2018 yılları arasında sürdüren Ağbal, Haziran 2015 ve Kasım 2015'te Türkiye Genel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Bayburt Milletvekili olarak meclise girmiştir. Bu görevden önce 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevini üstlenmiştir. Naci Ağbal 1968 tarihinde Minteha ve Yakup Ağbal çiftinin çocuğu olarak Bayburt'un Yoncalı köyünde doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Çorum'da tamamladıktan sonra 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı yıl teftiş kuruluna girdi. 1993'te maliye müfettişi oldu. Yüksek lisans eğitimini 1998 yılında Exeter Üniversitesi İş İdaresi Genel İşletme Yönetimi programında tamamladı. 2003 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevine, 2007 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne atandı. Ekim 2008 tarihinde Bakanlar Kurulu kontenjanından Yükseköğretim Kurulu YÖK üyeliğine seçildi. 8 Mart 2008 tarihi itibariyle de Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi oldu. 12 Haziran 2009 tarihinde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevine atandı. Bu görevini 9 Şubat 2015 tarihine kadar sürdürdü. Ağbal 9 Şubat 2015 tarihinde Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden istifa ederek Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimlerinde aday olabilmek için istifa eden 200 bürokrat arasında yer aldı. Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Bayburt Milletvekili olarak meclise girdi. 13 Eylül 2015 tarihinde AK Parti ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Kasım 2015 Türkiye Genel Seçimlerinde tekrar AK Parti Bayburt Milletvekili olarak meclise girdi. Kasım 2015'te Türkiye Genel Seçimleri sonrası Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Hükümeti'nde Maliye Bakanı olarak görevlendirildi. Maliye Bakanlığı görevini Mehmet Şimşek'ten devralan Ağbal, yeni dönemin Türkiye ekonomisi için reform dönemi olacağını ve mali disiplinden asla vazgeçmeyeceğini bildirdi. Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükümeti'nde tekrar Maliye Bakanı olarak görevlendirildi. 24 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak atandı. 7 Kasım 2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevinden alınmış ve yerine Naci Ağbal atanmıştı. 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Naci Ağbal Merkez Bankası Başkanı görevinden alındı, yerine Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu atandı. Başka bir kimdir videosunda görüşmek ümidiyle.